Şimdi hep deriz ya sevgili peygamberimizin hayatından örnek alıp yaşıyoruz. Biz ona yaşamalıyız. yaşamalıyız. Evet. Yaşıyoruz derken evet yaşamalıyız. Ve e, bizim en büyük yol göstericimiz. Sevgili peygamberimiz öfke konusunda ne buyurmuştur hocam? Öfkeyi eski, peygamberimizin söylediğinden önce öfkeye eskiler baldan tatlı, zehirden acı demişler. Öfke sel gibi gelir, Sel gibi gelir bir müddet sonra durur. Tabii. Bir başka versiyonu da öfke şiddetli bir rüzgar gibi gelir. Tabii. Bir müddet sonra durur ama kırdığı dalların hesabı yok. Bir çok güzel bir söz var ha, ya hocam tabii. bununla ilgili. Sen yapıyorsun, ediyorsun, kırıyorsun, yıkıyorsun sonra gelip diyorsun ki özür dilerim. Ha işte e evet. Yağmur yağdı, fırtına koptu, dallar kırıldı, <laughs> Tabii, ortalık berbat işte oldu. Peygamber Sen güneşi doğursan ne olur? Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Özür dileyeceğiniz işi yapmayın diyor ya. Bitti. Özür dileyeceğiz. Ha biz insanız. Hata yapabiliriz. Amenna ve saddakna. Ama şu sokakta kendi arabasına aldığı, bu eminim ki sevgilisidir. Eminim ki eğer hanımı değilse, hanımına benzemiyor pek. Ben hanımı değilse bu sevgilisidir. O sevgilisini arabaya almak ne demek? Emanet almak demektir. Emanete hıyanet dinin en büyük günahlarındandır. Emanete hıyanet. Şimdi o kadar bir karısı olsun olur hocam o da hayır aynı, ama, değil mi? Karısı da aynı. Değişen bir şey yok. Karısıysa zaten o hepten ahlaksızlık. Niye? Yani karınsa ya bir, hiçbir şey e, olmasın bir arkadaşın olsun ha, bir erkeğe bir tabii. kadına böyle el kaldırmak. Burada, buna bu kadar duyarsız kalmak yakışır mı bir insana? Hangi duyar Duyardan e bahsediyor. hocam 70 tane araba geçiyor. Ya oradan. kızım tamam da hangi duyarlılıktan bahsediyorsun? Bana değmeyen yılan bin yaşasın felsefesine sahip olan bir Müslüman Müslüman mıdır? Değildir. Ha, Müslüman mıdır? Değildir. İşte bana değmeyen yılan bin yaşasın diye diye. Şimdi çok özür dileyerek söylüyorum saygıdeğer seyircilerimizden. Ben Avrupa'da bulundum. Gavurun kapısının önündeki arabasının yanına arabayı park etmiş sabahleyin çıkarken parktan çıkarken hafif dokunuyor arabaya kartını çıkarıyor telefonu üzerinde kartı üzerinde diyor ki özür dilerim ben nerede bu? Hocam, bu gavurun biliyorum. memleketinde değil biz mi? bizde çarpıyor bir de ha, üzerine yürüyor ama gavurun memleketinde bu ha dün niye böyle değildik biz? bir de onu söyleme dün niye böyle değildik? dün kanun vardı kanun hukuk vardı kanun değil şimdi hukuk yok kanun var kızım Bak hukukla kanunu birbirine karıştırmamak lazım. Kanunu bugün değiştirirsin. Ama hukuk kolay kolay değişmez. Yani. Şimdi hukuka göre amel etmediğin için bu ahlaksızlıklar oluyor. Şimdi bu adamın elinden ehliyetini alacak. Devlet Bravo. arabayı bağlayacak. Arabayı bağlayacak. Ondan sonra da bunu bir müddet tenhada tutacak. Hiç kimseyle görüştürmeyecek. Çok haklısın. Hiç kimseyle görüşmeyeceğim. Yani miydin? cezalar ağır ha? olacak. Tabii ağır olacak. E, çok özür dilerim ya. İsmini unuttum tiyatro sanatçımız vardı ya. E, Hakan Yılmaz. Evet, çok özür dileyerek söylüyorum. Yani hani ismi hemen aklıma gelmedi. Hakan Yılmaza e, biliyorsunuz e, eşinin yanında adam geliyor böyle dayı dayı. Diyor ki beni tanımadın mı diyor. Adam tanıtı tanış çıkaramadın mı diyor. Tanıyamadım. Diyor. Sen diyor ne beni tanımazsın diyor. Başlıyor pataküte... Girmeye. Hatta görüntü varsa verelim arkadaşlar ve hemen e, tabi e, polisi çağırıyorlar adamın karısının e, hemen do do doktora gidiyorlar tabi darbopu falan oluyorlar yani yaşadıkları onu bırakın bir de e, darbeyle Sonuç. bir takım yerlerinde sonuçlar ortaya sorunlar Sonuç. ortaya çıkıyor bakın hocam şimdi sonucu söyleyeceğim. Bakın burada adam geliyor duruyor orada gayet güzel ve akşam yemeğine gidiyorlar. Yani doğum günü galiba yemeğiymiş yanlış hatırlamıyorsam. Adam geliyor bakın burada diyor ki sen beni tanımadın mı falan diyor. Ben işte Hakan Bey'in ağzından dedim bak adamı böyle dürtüyor falan. Biraz sonra bir kavga çıkıyor hocam burada. Karısı devreye giriyor falan bilmem neyse. Olaylar oluyor şimdi izlerken de. Sonuç ne oluyor? Ben de onu soruyorum. Gidiyor. Sen. Sonra ne oluyor? Servis çıkıyor. Bırak. Serbest bırakılıyor. Bir daha yapmaz mı bu adam? Bir daha yap. Şimdi hırsızlık bakıyorsun. Efendim 30 tane sabıkası var. 30 tane sabıkası olan adamın dışarıda işi yok. Dışarıda işi yok 30 tane sabıkası olan adamın. Ama 30 tane sabıkası var. Adam yapmış yanına kar kalmış, yapmış yanına kar kalmış, yapmış yanına kar kalmış. Şimdi sen kırıyorsun, sarıyorsun, uğraşıyorsun, didiniyorsun, gayret gösteriyorsun. Üç kuruş, beş kuruş bir kenara koyuyorsun. Tabii. Bir acılı günümde bana lazım olur diye. Adam gece geliyor veya gündüz geliyor, giriyor evine. Tabii. Onlar alıyor veya efendim dini istismar ederek geliyor yaşlı teyzelerin elinden avucunda neyi varsa alıyor. O yaşamamalı. Allah ne diyor? Şimdi verdiğiniz ceza sizi merhamete getirmemeli. Şefkat damarınız kabarmamalı diyor. Hazreti Peygamber'e geldiler. Herkes bilir bu hikayeyi. Efendim kabilenin ileri gelen kabilelerden birisinde bir hanım hırsızlık yaptı. E şimdi o günün şartlarında el kesme hikayesi yok mu? Hı hı. Dediler ki bunun el kesilirse kabile olarak rezil oluruz. Gidelim Muhammed'e. Geldiler peygamberimize anlattılar meseleyi. Allah'a yemin ediyorum ki, aynen tabir bu. Allah'a yemin ediyorum ki kızım Fatıma da bu işi yapsa idi elini kesmekte tereddüt etmezdim dedi. Tamam mı? Etmezdim. Kim cesaret eder söylesene bana. Tabi tabi cezalar ağır olunca hmm. cesaretinde. Şimdi bizde kırmızı lambada geçiyor Olmaz. önüne tabii. gelen öldürüyor değil mi? Tabii Kırmızı tabii. lambada. Şimdi Belçika için söylüyorum. 5000 franktı 82 yılında. Ya. Kırmızı ışıkta geçmek 5000 frank. Adamın iflas etmesi aç kalması demek. Yiğit sen geçsene. Geçmek o 5000 binle kalmıyor ki. Arabanı bağlıyor, ehliyetini alıyor, seni adam sınıfından çıkarıyor. Bir de şey de çok önemli, evet. hiçbir konu hakkında e, sessiz kalmamak lazım. Zaten bizim Yapılan büyük bir sıkıntımız kötülük varsa, ama bak kızım bak, işte dine göre amel etmediğimiz için böyle, haksızlıklar karşısında susan dilsiz evet. şeytandır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hocam,